Öncelikle Amerika Birleşik Devletleri'ne gidelim. Keza biliyorsunuz ki kendileri Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık seçimlerine hazırlanıyor. Trump ve Biden yarışıyor. Değerli bir konuğumuz olacak. Türk-Amerikan Sanayi Ticaret Odası Başkanı Kurt Gökhan Ölçer. Efendim hoş geldiniz Ulusal Kanal ekranlarına. Gece görüşüne. Hoş bulduk. Ben de Seattle'dan tüm Türkiye'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum. Çok teşekkür ederiz efendim. Önemli bir seçim, önemli bir yarış. İki aday var, Donald Trump ve Joe Biden. İki zıt kutup yarışıyor. Aslında başladı oy kullanmaya Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayanlar. Ne durumda şu an? Sizin öngörünüz nedir? Aslında anketler ve bazı analistler şöyle bir ifade kullanıyorlar. Biden bu sefer önde götürüyor diye. Evet, aynen ben de aynı kanadayım. Önde götürüyor. Sizin de bahsettiğiniz gibi biraz da koronavirüs salgının etkisiyle postayla erken oylama sistemi bu sene çok revaçta. Bu yüzden son 1-2 haftadır oylamalar devam ediyor Amerika çapında. Şu anda en son rakamlara ben baktığım zaman yaklaşık 80 milyon kişi oyunu kullandı. Yani bu aslında tarihi bir rakam, yüksek bir rakam erken oylama açısından baktığınız zaman. Şimdi durum olarak baktığımız zaman, şimdi Amerika'daki aslında sistem belki bazı izleyicilerimiz bilmiyordur. En çok oyu alandan da daha ziyade bir federal sistem olduğu için, bir eyalet sistemi olduğu için her eyaletin, 50 eyaletin her birinin bir katsayısı var. Bu katsayıya göre orada en çok oyu alan kişi o katsayıdaki oyları almış oluyor. Toplam bütün bu 50 eyaletin katsayısı 538'e geliyor. Yani 538 adet temsilci oyu alması toplamda var. Yani bunun yarısının bir fazlası olan 270 oy bir yerde sihirli rakam. Yani 270'e gelen aday Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimini kazanmış oluyor. Şimdi sizin dediğiniz gibi baktığımız zaman şu andaki duruma üç tane kategoride bakabiliriz. Yani bir yandan Biden'ın garanti diyebileceğimiz, yani Biden'a yakın olan eyaletler, bir yerde Biden için çantada keklik olan eyaletler var. Bir yandan Trump'a çok yakın olan, Trump açısından çantada keklik olacağını söyleyebileceğimiz eyaletler var. Bir de ortada kalan üçüncü kategori salıncak eyaletler dediğimiz, yani seçimden seçime bir taraftan öbür tarafa, cumhuriyetçilerin tarafından demokratların tarafına kayan bir grup da var. Şimdi bu üç gruba baktığımız zaman Biden'ın garanti olarak alacağına kesin gözle bakılan oylar aşağı yukarı 183 oy. Trump cephesine baktığımız zaman Trump'ın kesin olarak alacağı düşünülen temsilci oyları sayısı sadece 76'da kalıyor. Şimdi arada kalan rakamlarda demin söylediğim gibi sihirli rakam 270. Yani Biden'ın 183'ten 270'e çıkması lazım. Trump'ın 76'dan 270'e çıkması lazım. Bu arada kalan salınacak oylara baktığımız zaman. Bunlara baktığımız zaman da aslında kalan oyların toplamına baktığımız zaman da salınacak eyaletlerde de Biden daha önde gözüküyor. Özellikle 107 oy aşağı yukarı Biden'a daha yakın gözüküyor. Sadece 80 küsur oy Trump'a daha yakın gözüküyor. Aşağı yukarı 85 oy da arada kalan da iki tarafa gidebilir gibi gözüküyor. Yani şöyle özetleyebilirim. Trump'ın işi zor gerçekten önümüzdeki hafta. Kazanabilmesi için hem kendisinin garanti olarak alacağı oyları zaten alması lazım. Onun ötesinde bu sanacak oylar, eyaletlerin oylarının hemen hemen hepsini alması lazım ve artı Biden tarafından da bazı eyaletlerden sürpriz yapması lazım, oy çalması lazım. Yani bu üç tane gelişimin olması lazım. Bu da tabii ki çok zor görünüyor. O yüzden baktığımız zaman Joe Biden gayet şansı yüksek görünüyor önümüzdeki haftaki seçimleri kazanma açısından.
Tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin içinde bulunduğu durumu da düşününce aslında halk birazcık da ekonomik bir karar verecek diye düşünüyorum. Biraz öyle okuyoruz biz dışarıdan baktığımız zaman. Keza Covid-19 salgınının yaratmış olduğu sarsıntı, özellikle işsizlik oranının artması, sağlık koşullarının yarattığı sıkıntılar anladığımız kadarıyla birazcık Trump için negatif bir durum yarattı. Peki ben size şunu sormak istiyorum. Trump Amerika'sı nasıl olur? Biden Amerika'sı nasıl olur? Yani iki aday arasındaki fark nedir? Biz buradan baktığımız zaman aslında özellikle Türkiye'de yaşayan ya da bölge ülkelerindeki yorumcular aslında iyinin kötüsü, kötünün iyisi gibi aslında halkın tamamen gönülden desteklediği bir adayın olmadığı yönünde yorumlar yapılıyor. Ne dersiniz bu yorumlara? Ben de bu yorumlara aslında katılıyorum. Şöyle söylemek lazım. Aslında baktığınız zaman Amerika'da bildiğiniz gibi iki parti sistem var. Bir Demokrat Parti, bir de Cumhuriyetçi Parti. Ve bu partilerin kendi içlerinde her sene tabii ki halk oylamasıyla bir aday belirliyorlar. Yani bizim Türkiye'de olduğu gibi parti liderleri veya bir partinin başkanı şeklinde bir yaklaşım yok. Her 4 senede bir yeni bir aday parti içerisinden ki bu da dediğim gibi halkın oyluğuyla belirleniyor. Seçilen başkan, tabii bu durumda bu Donald Trump 4 senelik başkanlık dönemini geçirdi. Bir daha seçime girme hakkı var. O yüzden Cumhuriyetçinin adayı zaten ilk günden belliydi. Trump kazanırsa 1-4 sene daha başkan olarak kalma hakkı var. Ondan sonra bir daha seçimlere katılma şansı yok. Yani Amerika'da bir başkan 8 yıldan daha fazla, yani 2 dönem, 4 artı 4, 2 dönemden daha fazla başkanlık yapamıyor. Demokratlar tarafına baktığımız zaman bu sene özellikle sizin de bahsettiğiniz gibi gelişen olaylar, sosyal eşitlik konusundaki sıkıntılar, koronavirüs salgının getirdiği ekonomik sıkıntılar, bunlar üst üste binince Demokrat Parti içinden çok fazla sayıda aday çıktı. Yaklaşık 40'ın üzerinde benim yanlış hatırlamıyorsam aday çıktı. Bunlar tabii ki zamanla azaldı. Sizin de dediğiniz gibi aslında Joe Biden Demokrat Parti'ye gönül veren veya o yaklaşıma daha yakın olan kesimin çok fazla istediği bir aday değildi. Hem belli bir 47 senelik politikacı olması, biraz hani politika içinden fazla gelmesi, biraz da Dolayısıyla da eleştiriliyor bildiğim kadarıyla Biden'ın bir takım rahatsızlıkları olduğu söyleniyor. Seçilmesi dahilinde kısa bir süre sonra görevden ayrılması yaş faktörü. gerekir yönünde yorumlar da yapılıyor. Buyurun böldüm, devam edin lütfen. Çok ben de toptayın üzerine basacaktım ben de, o yüzden iyi oldu. Aynen o şekilde. Yani biraz daha hani özellikle genç nesil, genç buradaki jenerasyon daha genç isimlere, daha farklı isimleri görmek istiyorlardı. Ama olmadı tabii ki. Yine burada Amerika'da seçim kampanyaları tabii ki çok büyük maddi kaynaklar gerektiren kampanyalar. Joe Biden arkasında çok ciddi bir maddi güç olduğu için bunu iyi kullandı ve yarışı, Demokrat Parti içerisindeki yarışı göğüsledi. Sorunuzun ikinci bölümüne gelirsem, iki tabii ki adayın arasında çok büyük farklar var yaklaşım olarak. Şimdi dış politika olarak bakarsanız ben çok radikal, en azından kısa vadede değişiklikler beklemiyorum. Çünkü birincisi zaten Amerika'nın şu andaki gündemi koronavirüs salgını ve artı ekonomi, sizin de belirttiğiniz gibi. Yani dış politika biraz ikinci planda kalacak. Eğer Trump da gelse, devam da etse, Joe Biden da başkan seçilse, ilk en azından 2 sene diyeyim, gündemin en önemli maddesi koronavirüs salgını ve ekonomi olacak. Şimdi burada iki tarafın da yaklaşımları çok farklı. Trump'ın yaklaşımı biraz daha artık biz ekonomimizi çok sıkıntıya soktuk. Hızlı bir şekilde ekonomimizi tekrar açmamız lazım. Tabii bir yandan da salgınla da mücadele edeceğiz ama okulları açmamız gerekiyor. İş yerlerini açmamız gerekiyor. Ekonomimizi canlandırmamız gerekiyor. Yoksa ülkemiz çok daha büyük sıkıntılara girecek yaklaşımında. Joe Biden tarafı biraz daha farklı düşünüyor. Onların düşüncesi öncelikle bir sağlık konusunu bir kontrol altına almamız lazım. Bu konuda ülkemizdeki yaşanan sıkıntılar, ki bildiğiniz gibi Amerika şu anda dünyada en çok vakanın görüldüğü, en çok maalesef ölümün göründüğü ülke. Bunu öncelikle bir kontrol altına alarak ve sağlığı öncelik yaparak ondan sonra ekonomik işin tarafına
yaklaşacağız yaklaşım var. O yüzden o anlamda ikisi arasında büyük bir fark görünüyor o yaklaşımda. Tabii ki bunun dışında eğitim olsun, sağlık olsun, ekonomik yani vergilendirme hususları olsun yaklaşımlar. Yani demokratlar daha çok sosyalist diyeceğim, yani sosyal eşitliğe ya da sosyal politikalara öncelik veren bir tip. Cumhuriyetçiler biraz daha ekonomik anlamda daha çok büyük firmalara ya da ekonominin ve sistemin yürümesi için büyük firmaların daha çok istihdam sağlaması ve onlara patikalar açılması, yol açılması konusuna yaklaşıyorlar. O anlamda da yani ekonomik anlamda da çok büyük çelişkiler var yaklaşımlarda. Ama normalde hemen şunu da ekleyeyim. Normalde aslında Amerika'da başkan olan kişinin ikinci seçimde şansı genelde yüksektir. Özellikle ekonominin iyi olduğu durumda. Aslında Donald Trump da bu konuda iyi gidiyordu bu sene başına kadar. Amerika'nın ekonomisi gayet iyi gidiyordu. Ama koronavirüs salgınıyla tabii ki her şey değişti. Bütün gündem değişti, ekonomik göstergeler hepsi bir anda alt üst oldu. Şimdi bunun getirdiği tabii ki sıkıntılardan dolayı Joe Biden ve tabii ki Demokrat Parti bundan bir avantaj sağlamış oldu. O yüzden de haftaya tabii ki göreceğiz. Sürpriz olabilir ama çok büyük bir ihtimalle Joe Biden Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni başkanı olacak gibi gözüküyor. Tabii bir taraftan da sadece COVID-19'la mücadele etmiyor Amerika Birleşik Devletleri. Bir taraftan da şiddet gösterileri var. Sebebi de son dönemde ülkede yükselen siyahi vatandaşlara karşı özellikle ya da Müslümanlara karşı yükselen bir ırkçılığın olması. Bu konuya ilişkin son olay Philadelphia'da yaşandı biliyorsunuz. New York'a da sıçramış durumda. Philadelphia'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Sokaklarda şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Bu noktada değerlendirecek olursak aslında görünen o ki Biden da gelse, Trump da gelse Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sokağın nabzı aslında pek değişecek gibi görünmüyor, öyle mi? Evet, evet, kesinlikle. Aslında o konuda bir yerde yani bu sosyal eşitlik konusu bir yerde bu koronavirüs salgınının belki bir yan etkisi olarak bakılabilir. Bu güne kadar aslında konuşulan Amerika içerisinde her zaman gündem maddesi olan bir konuydu. Ama bu sene özellikle olan bazı olaylar, siz hatırlarsınız George Floyd'un öldürülmesi, arkasından gelen diğer farklı olaylar, konuyu demin söylediğim gibi de koronavirüs salgınından dolayı bir yerde bütün vatandaşların evlerinde olması ve biraz da belki bunun getirdiği psikolojik bazı durumlar ve insanların ruh halleri değil. Bu konuda daha bir dışarıya yönelme ve dışarıya bir tepki doğmasına ve sokaklara bunun taşmasına vesile oldu. Yani şu anda özellikle burada baktığımız zaman seçimlere tekrar dönersek bunun başka bir etkisi de zenci vatandaşların bu seçimde çok yüksek sayıda sandıklara gitmesi ve oy kullanmaya başlamaları ve yani bu sene aslında çok yüksek sayıda bir zenci oy bekleniyor. Bunun başka bir sebebi de özellikle spor dünyasında olsun, medya dünyasında olsun belli konumda olan, bilinen, ellerinde sosyal medya gücü çok yüksek olan zenci sporcular veya oyuncular diyeyim veya bilinen ünlüler, özellikle bu sanat dünyasındaki, Hollywood dünyasındaki ünlüler bu konuda çok büyük kampanyalar başlattılar. Televizyonları açtığınız zaman her gün gördüğünüz mutlaka sandığa gidin, mutlaka gidin, oyunuz çok önemlidir şeklinde büyük telkinlerde bulunuyorlar. Bunun da aslında etkisini görmeye başladık. Özellikle dediğim gibi spor müsabakalarında olsun, diğer konserler tabii artık pek yapılmıyor ama en azından online yapılan etkinliklerde de bu konular özellikle üstüne bırak tekrar ediliyor. Yani demin söylediğim gibi bu konu koronavirüs salgını ve seçime de bağlandı iyice. Yani bir yerde aslında Joe Biden'ın öne geçmesinin başka bir sebeplerinden bir tanesi de o. Çünkü Trump, Donald Trump bu konuda kendini çok fazla mağdur durumda o gözüken zenci toplumuyla bir arada gösteremedi. Yani bir yerde kendi tabanını da biraz daha farklı düşündüğü için, o tabana biraz daha seslendiği için, ama Joe Biden bu konuda biraz daha öne çıktığı için. Bir de tabii Joe Biden buradaki stratejik adımlarından bir tanesi, onu da hemen belirtmek lazım, çok önemli bir konu çünkü. Başkan yardımcısı aday olarak da Kamala Harris'i seçti. O da evet. Kaliforniya senatörü. Evet, aynı zamanda hem
kadın olması hem zenci olması Joe Biden'a o da çok büyük bir artı olarak yansımaya başladı. Bu özellikle gördüğümüz anketlerde bunu görüyoruz. Bu ismin aslında Biden'ın herhangi bir rahatsızlığı söz konusu olursa Biden'ın yerine geçeceği yönünde bir takım açıklamalar vardı. Amerika basınından takip ediyoruz tabii ki bu konuya ilişkin. Böyle bir ihtimali siz ne kadar olası görüyorsunuz? Ve bu yönde de sandığa giden insanların ve özellikle siyahilerin seçime katılımının arttığı yönünde de yorumlar yapılıyor. Tabii kesinlikle. Aslında o ihtimal çok da küçük bir ihtimal değil. Yani özellikle şimdi Joe Biden'ın tabii ki 4 sene içerisinde ne olur bilmiyoruz ama bir daha seçime giderse ve bir 4 sene daha kalma ihtimalini göz önünde bulursak yani bir 8 sene boyunca yani yaşından itibaren biraz da sağlık durumundan itibaren götürüp götüremeyeceği bu kadar uzun süre başkanlığı bir sürü uzmanın ve yorumcunun kafasında bir soru işareti. Yani Amerikan sisteminde yasalarına göre de eğer bir başkan devam edemezse sağlık sebebiyle başkan yardımcısı onun yerine devam ettiği için ve otomatik olarak göreve geldiği için bu konuşmalar şu anda fazlasıyla yapılıyor. Yani aslında burada bir yerde bütün Amerika'nın düşüncesi Kamala Harris'in bir şekilde ya Joe Biden'ın döneminde bir şekilde devralması veya Joe Biden girdikten sonra kendisi aday olarak arkasından nasıl Joe Biden, Obama'nın başkan yardımcısı olarak 8 sene görev yaptıktan sonra başkana adaylığını koyması gibi Kamala Harris'in de aynı şekilde Joe Biden'ın başkan yardımcısı yaptıktan sonra başkan adayı olacağına kesin gözüyle bakılıyor. Yani özellikle demokratların beklentisi, isteği, arzusu Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk kadın başkanının Kamala Harris olması. Bize biraz Harris'i anlatabilir misiniz? Nasıl bir isimdir? Farklı iddialar da var hakkında. Siz nasıl değerlendirirsiniz Harris'i? Evet, şimdi aslında şimdi politika tabii Amerika'da özellikle bu konuma geldiğiniz zaman, özellikle başkan veya başkan yardımcısı veya senatör adayı olduğunuz zaman veya bu konuma geldiğiniz zaman bütün geçmişiniz, her türlü söylediğiniz, evet, geçmişte söylediğiniz bir sürü şey didik didik aranıyor. Aa bak geçmişte bunu demişti, şimdi bunu söylüyor şeklinde. Bunlar tabii ki getiriliyor. Yani bu bütün politikacılar için geçerli aslında. Bunu Trump için de söyleyebiliriz, Biden için de söyleyebiliriz. Yani o sebeple bu Kamala Harris için de aynı şekilde yapıldı. Kamala Harris tabii ki bir avukat, geçmişi bir hukukçu ve Kaliforniya'daki çalışmaları döneminde yani senatör olmadan önceki döneminde tabii bazı söylediği şeyler veya bazı kararları veya bazı yaklaşımlarının şimdi değiştiğini görüyoruz tabii. Buna tabii eleştirenler var ama şu anda benim gördüğüm yani kadarıyla Kamala Harris'in özellikle Kaliforniya gibi bir liberal bir eyalet diyeyim. Hani bizim bulunduğumuz bölge Washington olsun, Oregon olsun, Kaliforniya olsun bu üç kıyı eyaleti batıdaki oldukça liberal eyaletlerdir. Daha çok sol akımlara veya Demokrat Parti'ye daha yakınlar. Yani o düşünce yapısına, o yaklaşıma, o siyasi akıma özellikle yakın gözüküyor ve o mantıkta da özellikle bu demin bahsettiğimiz sosyal eşitlik olsun, işte bu Black Lives Matter hareketi biliyorsunuz oldukça şu anda popüler oldu Amerika'da. Bunlara verdiği destekle ve bu konuda özellikle kadınlara verdiği ümitle diyeyim, zencilere verdiği ümitle öne çıkıyor ve bu bahsettiğimiz çelişkiler veya geçmişte söylediği bazı şeyler biraz artık geçmişte kaldı diye görüyor pek çok kişi. Peki neden sizce direkt Harris aday gösterilmedi de Biden üzerinden götürüldü adaylık süreci? Yani böyle bir plan aslında varsa Harris'in aslında bahsettiğiniz noktalarda büyük bir oy potansiyeli yok mu Amerika Birleşik Devletleri'nde? Hem siyahiler için hem de kadınların arasında sevilen ve öne çıkan isimlerden bir tanesi. Evet, aslında çok güzel bir noktaya dokundunuz. Yani aynı soruyu ben de kendime soruyorum ara sıra ama aslında demin size bahsettiğim sistem içerisinde Demokrat Parti'nin başkan adayı oldu. Bahsetmiştim yani 40 kişi aday oldu. Bunlar elendiler birer birer. En son da Joe Biden kaldı şeklinde. Joe Biden ve Bernie Sanders kaldı en son iki aday. Harris, Kamala Harris de bu adaylardan bir tanesiydi. Ama o dönemde yani bu geçen
seneden başlayan bir süreç. Geçen sene ve bu Mart-Nisan ayına kadar sürüyor seçim yılının. Kamala Harris aslında önde giden adaylardan bir tanesiydi. Ancak demin söylediğim gibi özellikle bu adının çok bilinmemesi, o noktada pek isminin bilmemesi, halkının çok iyi tanımaması. Bir de Joe Biden'ın demin bahsettiğim gibi arkasındaki çok büyük bir maddi güç olması ibreyi Joe Biden'a çevirdi. Ve Joe Biden Demokrat Parti'nin adayı olarak seçildi. Ancak şöyle bir şey söyleyebilirim. Şimdi genelde bu seçim süreci devam ederken, yani Demokrat Parti içerisindeki seçim süreci devam ederken adaylar da aynı şekilde münazaralara giriyorlar, birbirlerine atışıyorlar. Yani o dönemde tabii ki Joe Biden'la Harris aslında Kamala Harris bir yerde rakiptiler. İkisi de başkan adayı olmaya çalışıyorlardı Demokrat Parti adına. Ama ne zaman bir aday seçiliyor ki burada Joe Biden oldu bu aydan, bütün diğer adaylar o aday arkasında parti olarak toplanıyorlar, birleşiyorlar. Kamala Harris de bu süreci çok iyi yönetti. Joe Biden'ın ilişkisini iyi götürdü. Ve demin de söylediğim gibi bu Amerika'da yaşanan sosyal protesto olayları, sosyal eşitlikle ilgili sıkıntılar, Black Lives Matter gibi akımların yükselmesi. Joe Biden da başkan yardımcısı adayı ararken özellikle bu konulara dikkat ettiği için 4-5 aday arasından Kamala Harris'i seçti. Hem çok iyi tanıdığı için hem Amerikan politikası içerisinde yer aldığı için, bir Kaliforniya gibi büyük bir eyaleti temsil ettiği için iki taraf için de olumlu oldu. Ama yani sorunuzun cevabı aslında Kamala Harris'in o dönemde, yani başkan adayı olduğu dönemde, Demokrat Partisi'nin yarıştığı dönemde isminin çok duyulmaması, bilinmemesi ve maddi gücünün Joe Biden'a göre çok daha kısıtlı olmasından dolayı başarılı olamadı diye düşünüyorum. Peki, çok teşekkür ediyoruz Sayın Ölçer. Değerli katkılarınız için, aktarımlarınız için. Umarım önümüzdeki günlerde tekrar buluşuruz sizinle Ulusal Kanal ekranlarında. Keza henüz seçim sonlanmış değil. Gelecek hafta Salı gecesi Türkiye saatiyle biz de ekranda yayında olacağız. Umarım birlikte tekrar değerlendirme fırsatı buluruz Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçim sürecini. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. Teşekkürler katıldığınız için. Evet, Amerika Birleşik Devletleri